Hocam merhaba. Merhaba İlker. Hocam merhabalar. Mustafa sen mi söylemek istersin şarkımızı? Amen o. Ozanna in excelsis benedictus qui venite nomine domini. Bugünkü konumuz papalar. Ben Vatikan'a gittim hocam. Çok ilginç bir yer. Size soracağım çok şey var bu konuyla ilgili ama geriden alalım istiyorum. İsa'nın olaylarını hepimiz biliyorsak da etmeye gerek yok. Abi olayları ne demek ya? Hazreti İsa'nın hikayesini az çok hepimiz biliyoruz. Böyle bir hikaye rivayet ediliyor değil mi? Gerçek oldu kesin. İncil'de var Hristiyan. Sen doğru olduğuna inanıyorsun yani. Ama kanıt yok. Yok kanıt yok. Kanıt olan sadece bizim peygamberimizin yaşadığını kesin biliyoruz. Çünkü bir takım diplomatik yazışmalar var. Sanırım Etiyopya'yla yanıltmayayım. Onun dışındaki herkes efsanevi bir figür oluyor. Birden fazla figürün İsa adıyla tekleştirildiği falan söyleniyor. Bu çok sık söylenmiş. Shakespeare için bile söylüyorlar. Evet yok diyorlar. Nasrettin Hoca için söylenir. Yunus Emre için söylenir. Şöyle zannediyorlar. Milattan sonra 1. yüzyıl Filistin'indeki, İsrail'deki belgeler var. Orada gazete var. Orada işte bir tane Hazreti İsa diye biri geçiyor diye bir şey yok. Hristiyan bizim dinimizden şöyle bir farkı var. Ve çok etkili bir şeydir. Sivil bir hareket olarak başlıyor. Kovuşturuluyor ve yerin altına iniyor. 3. yüzyılda tekrar kafasını çıkaracak ve devlet dini olacak. İslam oysa devlet dini olarak fethederek başladı. Dolayısıyla Hristiyanlıkla ilgili çok fazla hurafe var. Bu Da Vinci şifresi falan da onu şey diyor. Hazreti İsa evli mi değil mi bilmem ne. Ve birçok şey uyduruluyor. Gerçek İslam bu değil. Gerçek Hristiyanlık bu değil falan denir ya. Aslında dinler kendi içlerine toplumlar tarafından da belli bir yere kadar şekillendirilen şeyler. Bu Hristiyanlıkta daha bariz. Çünkü biz Kur'an'ın hiç değiştirilmediğine inanıyoruz. Ama onlarda öyle bir şey de yok. Aslında İncil birçok kitaptan oluşan bir şey. Kitabın arkasına eklemeler falan var. Yani Allah'ın böyle direkt kelime kelime dikte ettirdiği bir şey değil. Bununla ilgili de komplo teorileri vardı. Da Vinci'nin şifresine bakabilirler. İlk dönemlerle ilgili çok fazla efsane var. 12. yüzyıla kadar mesela papazlar evlenebiliyordu. Belli şeyler çok sonradan çıkmış. Adetler zamanla gelişiyor. Dolayısıyla din kendi içine de evrime uğrayan bir şey. Birisinin gerçekten yaşayıp yaşamadığını nasıl o zaman tarihte biliyoruz? Ya onun elinden bir şey çıkmış olması lazım mesela. Hayır, İsa'yı mesela nasıl bileceğiz? Bilemezsin. Yani yaşamıştır muhtemelen. Ya. Yaşamamıştır demiyorum. Muhtemelen demeniz çok. Şimdi bir İsa yaşamış olmalı eğer Müslümansak. Ona inanıyoruz zaten peygamber olarak yaşadığına. Yok, işin inanç kısmını bir kenara bırakarak konuşuyorum. Yani. Tamam diyelim ben Çinliyim. Çinli gelir buraya. Hazreti İsa adına yazılan eserler Hazreti İsa döneminden kalmadığı için yaşamış mıdır, rivayet midir? Bununla ilgili bir tartışma açabilir. Bilmek mümkün değil aslında. Değil ama yaşamamış olduğunu zannetmiyorum. Ben peki yaşamış. Şeyi soracağım. İlk tarihte kayıt ne zaman başlıyor? Kişi kaydı. Çok eskiden var. İlk tüccarın o clay tabletini buldum. İşte o yaşıyor. Aslında İsa'nın da olabilirdi yani. Ama işte imparator dedi ki çok önemsiz bir olay bu. Sonradan Hristiyanlık hiç yayılmasaydı biz bugün Bolu'yu hatırlamayacaktık. Sıfır yılındaki ortam nasıldı diye merak ediyorum. İşte Roma İmparatorluğu var. Sezar gitmiş öldürülmüş. Augustus var. Roma'nın bir vilayeti. O vilayette Yahudilerin içinden çıkmış bir Hazreti İsa. Bir alternatif getiriyor. Zaten onlar tarafından da öldürülüyor. Bu hikayeler ne zaman bir kurumsal dine dönüşüyor? 3. yüzyılın sonunda yavaş yavaş Hristiyanlık öyle bir noktaya geliyor ki ilk başta Hristiyanlığı kesmeye başlıyorlar. Diokletian ve Decius döneminde biri 250'lerde diğeri de 280'lerde bunları bir kovuşturuyorlar. Fakat o kadar yoğun yayılıyor ki Hristiyanlık. Çünkü 3. yüzyılda bir kriz var. En sonunda devlet dini haline geliyor. Ne zaman? İstanbul'u kuran Konstantin zamanında ve bir sürü versiyon var Hazreti İsa'nın hayatıyla ilgili. Birbirine en yakın 4 versiyon alıyorlar. Sonunda işte St. Paul'un lafları bilmem ne falan. Böyle bir İncil ortaya çıkıyor. Bu İncil'de 325 yılında sabitleniyor. Devlet eliyle tek bir İncil ortaya çıkıyor. Peki papalık? Her kilise ayrı. Birbiriyle arasında bir hiyerarşi yok. 5 tanesinin özel statüsü var. Roma, Antakya, Kudüs, İskenderiye, İstanbul. Bunlardan Roma'nın büyük prestiji var. Ama yıllar sonra Bizans içinde İskenderiye, İstanbul, Kudüs, Antakya kiliseleri arasında bir rekabet var. Monofizitizm, Nesturilik gibi dinle alakalı böyle garip tartışmalar var. Hep doğuda dönüyor bunlar. Çünkü bu kiliseler arasında rekabet var ve doğuda felsefe var. Batıda yok. Batıda sistem çökünce, Bizans'ta kalmayınca oradaki devletsizlikten papalık bir hakem rolüne soyunarak çıkıyor. Bizans kalmadı değil, Bizans duruyor. Ama Bizans batıda kalmadı. Yani bir tane Roma İmparatorluğu var. Bunun başkenti doğuya gelmiş çünkü doğu zengin. Batısındaki topraklarını kaybetmiş. Bu taraf kalmış. Biz buna sonra Bizans demişiz. Bunlar İtalya'yı geri alacaklar 6. yüzyılda fakat sonra kaybedecekler. Kaybedince Avrupa'da devlet kalmıyor 900'den sonra falan. Ve o feodal dediğimiz dönem geliyor. Bir sürü devlet. O dönemde Roma bütün Batı Katolik dünyanın liderliğini oluşuyor. 1054'ten sonra İstanbul'la Roma'da ayrılınca komple şizma dediğimiz şeydir. Batı Roma'ya kalıyor ama doğuda böyle bir şey yok. Bir fark var abi. Doğuda kilise devletle içedir. Dini devlet. Yani patrik imparatorla bir hiyerarşisi vardır. İmparatorun altındadır. İmparator patriği değiştirebilir. Çünkü merkezi bir devlet vardır. Ama öteki tarafta Kaiseropapizm dediğimiz bir tarafta Sezar bir tarafta Papa. Konstantin'in bahşi diye bir ortaçağ belgesi çıkıyor. Belge diyor ki kilisenin anahtarlarını sana bırakıyorum. Dünyevi şeylerini sana bırakıyorum Batı'nın. Sonradan 15. yüzyılda Lorenzo Valla diye biri çıkacak. Bu belgenin uydurma olduğunu ortaya koyacak. Papalar orada devlet içinde devlet olacaklar. Bir tarafta imparator, bir tarafta papa. Zaten imparatorluk falan da yok. Dolayısıyla papalar her zaman bir siyasi aktör olacak. Filmde gördüğümüz bütün o hiyerarşi ne zaman tam olarak kuruluyor? Orta çağda artık oturmuştu. Çok enteresan şeydir o seçimlerde. Mesela belli bir oy oranı gerekiyor ya. O
Onu bulamadıkları zaman değişik bir şey var. Bu muhteşem bir kolpa. Kardinallerden bazıları paraklamasyon gibi bir şey var. Böyle kalkıp bir vizyon görmüş gibi yapıyor eskiden. Birine papa diye önüne çekiyorlar. Yeterli insan çökerse seçiliyor. Yani baktılar seçemiyorlar. Mesela şimdi Roma'daki kardinaller toplanıyor ya, biliyorsun 1521'de Adrian seçildi. İkinci Jean-Paul'a kadar tüm papalar İtalyan'dı. Yanılmıyorsam bir tane falan kaçmış olabilir. Çünkü abi Fransa'dan falan millet gelmeden hemen seçiyorlar. O Medici'ler falan öyle seçiliyor. Nasıl oluyor da adamlar kendi kendilerine böyle bir gücü kontrol eder hale abi geliyorlar? Abi bütün güçler self-proclaimed'tir. Bunu unutma. Sana kimse güç vermez. Aklın olsun. Bu şey abi Tanrı tarafından bana verildi diyor. O artık oturmuş. Hazreti İsa'nın bir devamı olacak ya. Roma İmparatorluğunu ele geçirince Hristiyanlık bütün Roma elitleri, mesela bu Sant Ambrogio vardır, Ambrosius, eski bir Roma senatör ailesinden gelmiş. Şimdi o senatör aileleri kiliseye yanlıyorlar. Dolayısıyla elitler oraya gelmiş. Elitlerin kendini ürettikleri bir yer haline de geliyor. Roma'nın örgün merkezi sistemi içinde kilise bir şekilde merkezileşiyor. Herkes Roma'ya bakmaya alışmış. Roma'daki kilisede batıda en azından bir hükümranlık kuruyor. Devlet yok. Alternatif şey yok abi. Biraz şuna benzemiyor mu yani? Bir üniversitede çalışıyorsun. Oradaki hocalar birini seçiyorlar. Diyorlar ki bu Tanrı'nın elçisidir. Abi bütün şeyler öyle değil mi? İlk önce bir tane imparatorluk kuruyorsun. Önce mesela sen seçiliyorsun. Buna Primus Inter Pares deniyor. Daha sonra abi güzel bir ev yapıyorsun. Sonra saray yapıyorsun. Büyük şey, piramit miramit, Tanrı kral oluyorsun. Böyle bir şey var. Yavaş yavaş oralara gelebiliyorsun. İki, burada farklı bir şey var. Seni biz tanrılaştırdığımız zaman hem kurumumuza bir aura veriyor. İki, bunun psikolojik bir etkisi de var. İnsan evliyalaştırır abi ve batıda bu çok var. Bir hikaye yaratılıyor aslında. Evet ama bu üstten hikaye, bir de alttan hikaye var. Mesela bazen şehirler kendi kendine birine aziz bilmem ne ortaya çıkarıyorlar. Diyorlar ki 3. yüzyılda Roma'da şehirler çökünce bazı insanlar böyle aracı rollere soyundular ve bunlar sonra azizleşti diye. Peter Brown'un galiba teorisi. Şimdi Roma çok şehirlerden oluşan bir şeydi. 3. yüzyıl krizinden sonra şehir yapısı çöktü. Lokal adamlar devletle şehir arasında aracı oldu ve halka sahip çıktı. Bunlar sonradan azizleşti gibi bir teori de var. Bugünkü rasyonel, mantıklı dünyayı çözmüş, bitmiş, pozitif olarak algılamış, uzayın olduğunu bilen, Neptün olduğunu bilen insanlar değil bunlar. Hayatı boyunca köyden çıkmıyor. Şurada nehir görüyor, adına nehir koyuyor. İşte Tuna, Dinyeper, Dinyeser var. Hepsi nehir demek. Niye? Herifende bir tane nehir görmüş. İstanbul ne demek? Şehir demek abi yani. Çünkü bir tane şehir görüyor adam. Hocam aslında bu anlattıklarınızı din kelimesini çıkartıp siyaset koysak aslında bir siyasi hareketin başlangıcı olarak dinliyorum. Çünkü hani 325'te bunlar bir anayasa konusunda hemfikir olmuşlar. Ondan sonra kaotik bir dönemde belli bir güç biraz daha sivrilmiş ve ondan sonrası da zaten filmde de gördüğümüz gibi güç ve iktidar mücadelesi bir şekilde. Bundan 1000 yıl önce yazılmış, bugüne gelmiş her şey siyasettir Mustafa. Çünkü siyaset olmazsa yazmıyorlar. Sanatı bile bir yere kadar siyasettir. Kalmıyor yoksa bugüne zaten. Tarih üretmek çok siyasi bir şey. Ekonomik gücü nereden geliyor? Bir devlet var, oradan geliyor. Ayrıca bir sürü bağış topluyor, vergi topluyor. Kilisenin kendi feodalite o demek. Kendi toprakları falan var. Bugün çok finansal şey de vardır. Babo işte var ya, immobiliare diye bir hikaye. O aslında gerçek bir hikaye. Şimdi bu Benediktus'un seçilmine gelelim. İlk defa bir Alman seçiliyor galiba değil mi? İlk defa değil, uzun süre sonra ilk defa bir Alman seçiliyor olabilir. Papalık var ama Almanya'da protestanlık gelişiyor. Protestanlar tanımıyor. Katolik dünya tanıyor. Yani Akdeniz dünyası, Güney Amerika. Dolayısıyla Amerika Alman bir papa olması da ilginç değil mi? Değil abi, Katolikse olur. Bu adam seçildi. Bunun ırkçı olduğu ile ilgili şeyler vardı. Ama zaten bunlar çok normal. Jose Bergoglio ile ilgili de şeyler var. Filmde de anlatılıyordu. Evet, iğrenç bir süreç. O amiral onu sonra yargıladılar falan filan. En son demenşe memenşe yırttı da. Onlar junta olarak yönetmişlerdi. Peron'u devirip ve mesela Türkiye falan yaşadıklarından 5000, 10000, 100000 katı neler yapmış adamlar. Pinochet de öyledir. Bu adam Arjantin'de bir sürü insanı kaybetti. Sonra yargılandı. Onunla falan işbirliği yaptı. Filmde de anlatılıyor. Sen bir şeyin başıysan ve kilise gibi bir şeyse mecbur ayı ya dayı diyeceksin. Orada ne kadar fleksibilite gösterdin üzerinden. Biraz film onu aklıyor. O kadar basit olamaz. Jose'yi mi aklıyor? Bence aklıyor. Cizvitsin. Biz de George'dan mezunuyuz. Bende bir kredim var papa ama o kadar da değil. Bu adam Jezuit aslında, İsa'cı. İsa Society'si deniyor bunlara. 16. yüzyılda bir adam, bir asker. Dünyanın en sıkıcı işini yapan bir adam. Daha sıkıcı bir şey. Keşiş olmaya çalışıyor. Saint Ignatius de Loyola. Ve bu böyle garip bir asker disiplinde bir manastır çıkarıyor ortaya. Bunlar çılgınlar gibi yayılıyor 16. yüzyılda. İspanya zaten çok hardcore bir yer. Sonra protestanlığa karşı kontra reformasyon olduğu dönemde bunlar özellikle confessor rollerinde, yani kraliçenin yanında böyle biri olur ya, eminans griz olarak. Kontra reformasyonda şu: protestanın haklı nedenleri var. Milleti kaybettik. Bir düzenleyelim. Bir kendimize çek düzen verelim deyince Jezuitler bunların liderlerinden oluyor. Derdi ne heriflerin peki? Abi Hristiyanlığı misyoner olarak yaymak, aynı zamanda toparlamak. Misyoner bunlar. Misyoner ama aynı zamanda bir ilmi yanları da var. Ama sanki Katoliklerin içinde de çatışma var değil mi? Çok güçlenince çatışıyorlar. Fransa'dan kovulacaklar. Papa bunları bir ara 18. yüzyılda takacak falan. Lav edecek. Peki bunlar radikal dinci mi? Dincilik demem. Daha sertler. Daha disiplinler yani. Daha griler. Filme gelelim. Nasıl buldun filmi? Filmi beğendim. Karşılıklı iki tane yaşlı adamın konuşması beni sarmaz diye düşünüyordum. Çünkü filmi sanat filmi gibi izlemedim. Netflix'in izlediğin filmler çok şey olmuyor ya. Böyle arkama yaslandım ve bir anda bitirin. Çok sardı beni filmi. Çünkü filmde kol kırılır yen içinde kalır mantığı bizde de var ya, onu çok güzel görüyorsun. Hristiyan olmana gerek yok. Hani mesela biz kiliseyi reforme ederken dışarıya ne kadar açılacağız şeyi var ya. Hani çocuk tacizlerinin üstünü örtüyorlar falan filan. Ya da bir adamın kendi geçmişiyle çok güzel hesaplaşması. Bir de hiyerarşinin kırılması çok önemli. İki tane papaz karnı var. Kram gibi mesela çok kiç bir
bir şeyde bile etkileniyorsunuz. Aslında oradaki kralın emperyalizmi, o aile falan çok kötü verilmiş. Çok basit verilmiş. Çok daha kapsamlı. Bu daha iyiydi mesela. Herifin ayakkabı giyme işi, o şeyleri verişi böyle gözüne gözüne sokmuyordu. Çünkü abi Meyreleş muhteşem bir adam. Benim izlediğim en iyi filmlerden biri. Sidacici Deus, Tanrı Kent. Muhteşem bir filmdi. Film sence propaganda mı? Evet, propaganda. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Çok net bir propaganda ama sanatsal bir propaganda. Bu propaganda meselesi önemli. Şimdi Türkiye'de şöyle bir anlayış vardır ya. Propaganda bizde kötü bir şey sanılıyor. Bizimkiler kötü yaptığı için. Böyle tam ortada %55'e 45 çekilirse güzel oluyor. Yoksa böyle gözüne batıyor. Bu bir Hristiyanlık propagandası aslında ama kötü anlamda kullanmıyorum ben bunu. Çok iyi yapmışlar. Çağrı filmi de İslamiyet propagandasıdır. Biliyorsun Amerikalılara yaptırıldı. Böyle de bir durum var ortada. Abi şimdi Çağrı diye film yapıyorsun. İzlensin diye yapıyorsun değil mi? Abi bunu herkes bilir diye kitaba isim koyuyoruz. Niye? Keçi olsun diye. Mesela şu kötü bir propaganda olur. Ya çocuk tacizleri şey oldu. Kilisenin imajını düzeltelim. Burada da bu devam etsin diye bir film yaptırıp Oscar'lı filmi yaptırırlarsa bu çok kötü bir propaganda. Dramatik olarak orada bir çatışma yaratıyor iki papa arasında. Filmin başında bu ikisi bayağı ciddi rakip gibi gösterildi. Ve Ratzinger bayağı bir çete lideri gibiydi. Biraz lobi yaptı diye. Lobi yaptı. Koskoca kardinale çete lideri demesek daha. Öbürünü seçtirmediler. Kestik, ilerledi. Birdenbire Ratzinger bir iç hesaplaşma geçirdi ve geri çağırdı ama biz bunu bilmedik. Sakladı bunu bizden. Yine çatıştılar. Aslında hiçbir konuda anlaşamıyorlar. Fakat sonunda film bizi oraya getirdi. Yani film olarak başarısı oradan geliyor. Konuşa konuşa. Hayatta söylesem inanmayacağın şey Ratzinger'e empati kurdun değil mi sonunda? Yani inandı kurdurdu. Aslında. Gerçekte olan olay böyle mi oldu peki? Böyle bir buluşma olmuş mu? Ben de bilmiyorum, bakmam ama muhtemelen olmamıştır. Tarih dizilerinde drama girdi mi şey yapılır. Mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Gladyatör var ya, İmparator Komodos nasıl ölüyor abi? Arenada ölüyor değil mi? Öyle bir şey yok abi, arenada ölmüyor. Herif evinde de ölüyor. Dramaturjik efekt yakalamak için böyle bir şey yani. O çatışmayı doğru kurmuşlar değil mi, onu diyorum. Çatışma doğru. Herhalde bayağı araştırmışlar. Çatışma doğru tabii. Sana gelmediler mi? Yok, onlar bana gelmediler. O zaman George'dan'da değildim artık, gelmediler. Bekliyorum ama yani her şey olur. Çin tarihi olsun. The Catholic Church, I'll be waiting for you. Para peşin kırmızı machine. Bu film niye önemli aslında? Onu soracağım. Abi bu film iki tane yaşlı adamı bana izlettiği için önemli. Bir, ikincisi orada bir teolojik tartışma var. Üç, kilise gibi bir şeyin aslında nasıl çalıştığını gösteriyor. Mesela Jeanne d'Arc'ı öldürüyor, sonra azı ilan ediyor. Evolve ediyor. Dinin değiştiğini görün abi. Gerçek İslam bu değil. Yok abi, bu değişen bir şey. Tabii ki adam öldürmeyi yapamazsın. Belli şeylerin dışında bir fleksibilite vardır. Dinleri yaşatan budur. Sonuçta çok temel bir problem aslında. Yani bir takım kurallar koyuyorsun. Diyor ki mesela yeni papa, ya eşcinsellere de öyle bakmayalım. Şimdi yeni papada zaten bunu görüyoruz. Bir değişme çabası. Zaten filmde de bu söyleniyor. Evet. Ama mesela eşcinsellerle ilgili nasıl pozisyon alacaklar bilemiyorum. Çünkü Hristiyanlıkta üreme dışında olan seks bile yasak. Ama nerede çıkmış bunun orijini mesela? Yani açık bir hüküm var, onu bilmek lazım ama şu çok büyük bir adım. İslam'da tad alabilirsin hayattan. Hristiyanlık çok siyah bir din, gri bir din, pesimist bir din. Bu çatışma çözülebilecek bir çatışma mı? Çözülemez. Abi toplumun ihtiyacına cevap verdiği için dinler gelişir. Fonksiyonunu kaybedersen ona karşıyım, buna karşıyım, ona şey yaparım. Bir de sonra etki kaybediyorsun. İnsanlar daha az kiliseye gidiyor, insanlar daha az camiye gidiyor. Dolayısıyla belli etkiyi yaratman lazım. O etkiyi yaratmak için yeni çözümler bulman lazım. Mesela şimdi faizle ilgili katılım payı falan var ya, o ne? Abi şimdi finansal dünyada bu kadar eskisi gibi sert bakamazsın. Ne yapacaksın? Belli çözümler arayacaksın. Buna çok daha sert bakanlar bu budur deyip garanticilik yapabilirler. Yani biz çok açılırsak din dışına çıkarız, günaha gireriz. Bir kısımda daha flexible olabilirler. O flexibility'nin de sonu tamamen işten kopmak olabilir. Bu bir dengedir. Bu hiçbir zaman tam olarak çözülmez. Kilise biraz geriye düştü. Adamın dediği şu yani, dünya çok tüketim toplumu. Biz artık bağımız koptu. Tamamen dışında kaldık ve cizvitler bunu çiz. Çünkü cizvitlerin bu ayak yıkama şeyleri falan var ya, biz humble'ız, zengin değiliz, monşer değiliz, CHP değiliz diyor adam yani, olay o. Az önce İlker ikinci bırakan papa dedi ya, bu bırakmanın üzerine biraz konuşalım mı? Hiç mi bıraktırılmak üzerine bir etrafında baskı oluşmadı bütün bu çocuk tacizleri vesaire konuları? Oluşmuştur gibi. Abi o detayları bilemezsen ama bırakınca bir de garip oluyor. Şimdi iki tane papa oluyor ya, onun arasında hangi titri kullanacak falan filan, garip tartışmalar da dönüyor onlar için. Zor bir durum, iki tane papa var. Bir kere papa oldun mu bir daha artık papalıktan çıkamıyorsun. Tabii çıkamazsın, bu emekliliği olan bir şey değil. Yani şu an iki papa var aslında. Evet. Abi Vatikan'a gittim, benim en etkilendiğim şeyi tahmin edemezsin. İsviçreli nöbetçiler. Swisscard. Gerçek gelenek odur işte, öyle uydurma değildir. Yani İstanbul Üniversitesi yapar, 1453 koyarım armaya değil. Abi gerçekten gelenek. Bilmeyenler için açıklayalım. Papa'nın özel korumaları var. Özel bir kıyafet, çok komik bir kıyafet giyiyorlar. Tarihçesine baktım, zaten İsviçreliler paralı asker olarak bilinirmiş. Daha altları iyi savaşıyor. Özellikle Arnavutlar ve İsviçreliler piyade de iyidir. Bir de buralarda beraber savaşabilirler. Çünkü piyade beraber savaşmak için komşuluk ilişkisi olması lazım. Köle
toplumlarda olmaz. Bunlarda kas sistemi de olmadığı için, feodal yapıda güçlü olmadığı için beraber savaşmayı bilen insanlar ve özel askerler olarak alınırlar ve çok önemlidirler. Papa da yıllardır bunlardan alıyor askeri. Bugün bir şey yok. Crown'u izledin, o kadar şey oldun. Bak Crown'daki o kadar dandik dandik şeyler esas burada var. Bu konu çok ilgimi çekiyor. Yani Vatikan ayrı bir ülke. Acayip bir kurallar silsilesi. Filmde de öyleydi. Her hareketleri kral gibi aslında. Abi gelenek çökmemiş orada. Mesela bize bakamazsın. Biz geleneksiz bir toplumuz. O yüzden gelenek. Ama işte onu soracağım. Bir sürü İtalyan buna karşı. Mali olarak kontrol edemiyorsun. Kendi gelirleri var, bankaları var. İşte immobilyare falan. Korkunç bir dümen dönüyor orada abi, aslında. Abi şeffaf olmayan korapt olur. Dengelemezsen tek adamlaşır. Şeffaf değilse, audit etmezsen yozlaşır. Bir yerde film bize bir şeyi söylemedi. Orası çok önemliydi. Bir şey daha yaptım diyor. Duymuyoruz. Onu da mı görmezden geldin diyor. Çocuk tacizi belli de yani olayı söylemiyor orada. Oradaki ima şu. Ratzinger de biliyormuş. Abi biliyor tabii ya. Ama bunu Netflix söyleyemeyeceği için aslında net bir şekilde bunlar kötüdür demiyor. Ya böyle şeyler oldu ama bak şimdi öbürü geldi, o daha iyi olacak gibi bir şeye çıkarıyor aslında. Umudunu kesme. Gemiyi batırmayalım. Niye peki? Yeni bir şey kurmak çok zor. Yıkmak çok kolay. Bu anarşizmde falan. Yani yıkalım ne yapacağız? Kilise 2000 yıllık bir kurum ya. Abi şöyle bir şey oluyor. Hikaye anlatmayalım. Amerika'da yok kilise işte. Devlet de yok. Millet homeless. Ölüyor. Kilise de bunlara aş veriyor abi. Devlet de buna aş veriyor. Abi bizim devletin de devamlılığı odur. Şimdi herkes diyor ki ulan bu kadar kurulmuş, örgüt kurulmuş, giden bir şey var. Bunu nasıl adam ederiz? Yıkmak çok kolay abi. Kilise hop yıktık. Kim sahip çıkacak? Amerika papayı tanıyor mu? Katolikleri tanıyor. Papa çıktı dedi ki tamamen senaryo yazıyorum. Eşcinsel evlilik olamaz, kabul edilemez, din dışıdır dedi. Excommunicado dedi. Amerika'da bu bir etki yapar mı? Kilise de yapar. Kiliseye giremezsin eşcinsel. Dinlerler diyorsun. Mecbur dinleyecek. Ama filmde gördük ki dinlemiyor. Dinlemiyor aslında. Bir de ikincisi, Amerika'da dersen ben seni kiliseme almıyorum. Onun üstüne bir federal yasa varsa, ki var, orada patlarsın. Bu yüzden olmaz. Ayrıca gördüğümüz gibi kardinaller kendi alanlarında pek dinlemiyorlar. Bergoglio dinlemiyor. Bu da bir yere kadar mümkün. Ama teknik olarak papa yanlış diyemez abi. Kardeşim papa yanılmıyorsa bir gün öyle diyordun, bugün böyle diyordun. Hani yanılmıyordum? Allah Allah, çok ilginç, bana bir şey hatırlatıyor. Hocam Vatikan parayı nereden kazanıyor? Kaç parası var? Bilmiyorum abi. Mustafa'cığım bize göre herkesin çok parası var. Sadece o kiliseleri satsan neler eder? Ya şimdi beni soktun mavide. Abi o bir patron açsa, papa bir patron açsa düşünsene. Yani orada papa bir güç her şekilde, ekonomik. İslamiyet'te bu güç kimde? Öyle bir güç yok abi. Bu büyük bir problem değil mi? Değil, bence daha güzel. Neden din merkezi olsun ki? Ama devlet karışıyor o zaman da işte. Yani evet, dini meselelerde bir otorite yok. İcma diye bir şey vardır. Şeriatın dört parçasından biri. Yani ulema bunu tartışacak. Ulema network'ü var, üzerinde anlaşılacak. Fakat bu dönemde bu nasıl halledilecek? El Asar'a bakıyorlar. Bizde Diyanet var. Belli açıklamalar yapıyor. Birbirinden kopuk. Yani devlete göre ayarlanmış bir konfigürasyon var. Hep şey diye öğretildi ya bize tarihte, işte İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Bu da iyi bir şeydir dendi. Aslında belki de o kadar iyi bir şey değilmiş, onu diyorum. Ruhban sınıfı batıdaki gibi yok. Artıları var, eksileri var. Ama o disiplinde olmadığı zaman sonra birisi çıkıyor, diyor ki bu depremler imtihandır diyor, alıştırmadır diyor vesaire diyor. Amerikan din programlarına baksana, bu Türkiye alakası yok ya. Türkiye'nin sekülerleri de tıpta da öyle çıkıyorlar. Yani bu Türkiye'nin şeyi böyle hep geliyor, dini bilmem ne. Türk dini neyi anlıyor ki? Tarihte de öyle oluyorlar. Biz Flu TV olarak Oytun'u beni getirdik, bunu şey yapıyoruz, bir de ilaççı bulursak tamdır. Ya hep aynı yere geliyor böyle, merkezde bir tane doğru olsun, devlet bu yüzden desin. Bırakın abi bunu. Devlet Türkiye'de elinden geleni yapıyor. Materyal bu, altta bir şey yok. Alttan gelen talep o kadar kötü ki. Şöyle bir durum var. Diyelim ki bu filmi biz yapmak istedik. Two Pops'u İslami versiyonunu yapacağız. Yani tabii yapamıyoruz, öyle bir konu yok ama İslamiyet'le ilgili bir film yapacağız veya İslamiyet'le ilgili bir şey söyleyeceğiz. İki toplum arasında şöyle bir fark var. Katli vacip diye bir olay var bizde. Bizde yok. Artık şiş yani. Düşünce olarak en azından. Seni söylediğin Twitter'daki laftan linç eden, bulsa dövecek adam dini hassasiyeti olan bir konuda tabii ki o zihniyete sahip olur. O başka bir şey. Toplumsal bir şeyin sonucu. Tamam, o konuda haklısın da İran çıktı 80'lerde Hümeyni, Salman Rushdie'nin katline ödül koydu ve bu hala devam ediyor. Aslında şunu gösteriyor. İran bir otorite tanıyor. Bir dakika, onlar Şii. Şiilikte var. İşte bu merca dediğimiz Ayetullahlık var. O başka. Sünnilikte o kadar katı değil. Aslında bir nevi o da papalık gibi bir şey kurmuş. Orada var. Sünnilikte yok. Ben de filmle ilgili anlamadığım şeyi sorayım. Orada bizimkini, Francis'i nereden tanıyorlardı da ciddi adaylardan bir tanesi abi olarak? Onlar biliniyor. Bunlar çok önemli adaylar. Ya canım, onların zaten ileri gelenleri onlar. Tabii. O çok verilmemiş de filmde. Dolayısıyla bu adam belki de bir... Evet evet, ama doğru söylüyor. Sanki başta şey gibi oldu. Gariban Brezilya'dan gelmiş bir adam gibi çıktı, onu diyorsun değil mi? Bu tip şeylerde ben istemiyorum diyenin şansı daha çok. Bak aklında olsun, böyle bir gün bir teklif gelirse sağ olun. Siyasete gidecek misiniz? Hayır. Göreve talip olmayacaksın abi. Ben buradayım falan demeyeceksin. Görev
görev bize verilir diyorsun. Görev verilir. Bu dediğin sinemanın da ilk kuralı. Never the first time denir yani. Bir şeye ilk seferde abi gel şunu yapar mısın yapayım abi diye bir şey olmaz bir senaryoda. Reddetmesi lazım. O da reddetti ya olmaz etmez dedi ama sonra da kabul etti ya. Kabul etmeseydi ne olacaktı? Nereye kabul etmiyorsun ya? İstifa etmemeyi kabul etti o. Seçerlerse nereye kabul etmiyorsun? Yani? Öyle bir şey olamaz. Bak bunu anlamıyorsunuz. Çok atıp tutması kolay da İlker Bey. Sizi Cumhurbaşkanı yapalım derler. Yani değil mi? 2013'te geldi başbakan yani. Nereye kaçıyorsun abi? Bir tek Erdoğan'ın önü kaçabildi o işte. Öyle bir şey yok. Politik hedeflerin var mı? Hayır yok hiç yok sıfır. Bence sizi Türkiye'de başbakanlık için düşünmüştük. İmkansız. Öyle bir konum yok zaten. Öyle bir konum yok çünkü. Peki aday ol deseler olur musun? Olmam. Ben papa olabilir miyim hocam? Din değiştirmiş bir adam papa olabiliyor mu ya? Bak, bak bu enteresan bir soru. Evet enteresan bir soru. Zannetmiyorum ama neden olmaz? Ya ben papaya çok gülüyorum ya. Bir de 80'lerde bunun cam arabası vardı biliyorsun. Hala var. Pop mobil. Washington'a geliyor. Georgetown'a geliyordu onunla. Vuuu diye. Onun bir de ufakları var. Georgetown'da keşişler çok da büyük bir kampüs olmamasına rağmen böyle golf arabalarıyla gidiyordu. Orada milyonlarca insan toplanıyor. İhtiyacı var abi. Toplu ritüel. Minnesota da doğmuş zenci bir adam kendini beyazlaştırmış elini burasına koyuyor hı hı yapıyor bununla çıldırıyorsun bu bir toplu terapi abi orada böyle bir hayranlık hissi normal. Peki hocam ben papa olamam bunu anladım Mustafa olabilir mi? Aslında sakalıyla makalıyla bana keşiş şeyi veriyor. Mustafa bence Ricky Martin'in tahtını oynamalı. Karşım benim rakatsından daha iyi. Hocam ben Tarkan'la yaşıtım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ben de abi Emre Belözoğlu'yla yaşıtım. Öyle mi? Ya Emre Belezoğlu ne zaman futbolu bırakacak? Çok büyümedim artık. Büyüdü maşallah. Evet arkadaşlar bugün papadan konuştuk. Yarın da mamadan konuşacağız. Allah kahretsin.